Herkese merhaba. Bugün 1 Nisan 2024 günlerden Pazartesi. Uzun zamandır Dexcom G6 sensörü uzatmıyordum. Uzatmak adına bazı işlemler yapmaya başlayacağım. Bu arada ilk 10 günlük sensör performansım gayet iyiydi. Çok böyle yüksek, düşük vesaire olmadı ki bu sensör uzatmasını yaparken inanılmaz önemli oluyor. Eğer çok dalgalı giderse şekeriniz, sensör uzatamayabilirsiniz ya da uzatırsınız ama çok verim alamayabilirsiniz. Bunların hepsi birer bir soru işareti. Neden? Cilt altına giren o elektrot dediğimiz bakır kısım, saç teli inceliğinde olan kısmın etrafını saran enzimler yüksek ve düşük şeker yaşandığında, yani şeker çok dalgalı gittiği zaman maalesef oradaki enzimler azalıyor. Azaldığı için de güvenilir ölçüm yapmak zorluk yaratmakta. Bu sebeple de sensörleri kullanırken uzatıyorsanız mutlaka ve mutlaka sensör glikoz değerinin hedef aralığa yakın bir şekilde ya da belli bir ritimde gitmesi gerekiyor. Yani şöyle 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 değil. Gitse bile şöyle gitsin. Yani çok yumuşak hareketlerle gitsin. Şimdi benim şekerim şu anda şöyle göstereceğim size, 145. Ayarlara girdim. Bakın 18-32'de sensör ömrü dolacak. Ben dolduktan sonra, sensör işlemini tamamladıktan sonra ve ana ekranda, yani şu ekranda yeni sensör tak uyarısını alana kadar bekleyeceğim. Ardından Eşref transmitter'ı yerinden çıkartacak. Sonrasında bir 5-10 dakika, belki 15 dakika bekleyip ardından da tekrardan mevcut sensör koduyla, ki onu saklamıştım, sensörü tekrar birleştireceğim ve sensörü sanki yeni bir sensörmüş gibi tanımlayacağım. Bunları adım adım yaparken de sizleri bilgilendirmeye çalışacağım. Evet, şimdi sensör süresi doldu. 18.32'de doldu. 18.37'de ise artık beni değiştir dedi. Şöyle göstereyim size bu arada. Yeni sensör diye uyarısını verdi. Şu önemli. 18.32'de ilk 10 günlük ömrünü bitirdi. Sonrasında da bir 5 dakika daha, ki 5 dakikada bir okuma yapıyor biliyorsunuz. 5 dakika boyunca da bu ekranda zaten bir sensör glikoz değeri gösteriyor sensörün uygulaması. Çünkü en son okuduğu veri ekranda görünüyor. O 5 dakika, yani artı 5 dakika daha geçtikten sonra yeni sensör artık uyarısı veriyor. Sensör değiştir diyor. Şimdi biz Eşref'le transmitter'ı yerinden çıkartacağız ve biraz bekleyip eski sensör koduyla, yani bir önceki sensör koduyla sensörümüzü yeniden başlatmış gibi olacağız. Şimdi benim sensör benimde. Eşref, böyle mi uygun olur? İyi mi böyle? Yoksa biraz daha... aynen öyle. Biraz daha iyi herhalde. Tamam. Şimdi hangisiyle yaparsın bilmiyorum ama sensörü ile transmitter'ı, daha doğrusu transmitter'ı Eşref sensörden Ben ayıracağım. Evet Eşref'cim. Yapabilecek misin acaba? Bilmiyorum, deniyorum. Deniyorum. Bir video çekerken hatırlıyorum seni. Nasıl? Çıkartmıştın ama sanki çıkartmamış gibi davranıyordun. Yani o gün çok rahat gelmişti. Hmm. O gün şans melekleri yanımdaydı. Ama bugün öyle mi bilmiyorum. Hayır, çıktı. Ne yapıyorsun? Çıkaramayacağınız hiçbir şey yok hamdolsun. Evet, şimdi Eşref transmitter'ı sensörden ayırdı. Sen kapatırsın. Bir 5-10 dakika bekleyeceğim. Ardından transmitter'la sensörü tekrar birleştireceğim. Üzerindeki sensörün mevcut koduyla gireceğim. O sensörün kodunu zaten ilaç dolabımda, çekmecemde saklamıştım. Evet. Gurur durumu. Sen
sen kapatacaksın, farkında mısın? Evet, şimdi transmitter'ı sensörden ayırmıştık. Transmitter zaten gördüğünüz gibi elimde. Ben şu sarı sarı noktalar olan kısımlar var ya, oraları bir siliyorum çünkü üzeri böyle sümüksü bir şey oluyor. Peçeteyle siliyorum. İlk zamanlar şey diyorlardı bize, bu elektrotların daha iletken olabilmesi için sensörün üzerindeki siyah noktalarla kolonya ile silin demişlerdi ama halen geçerli mi hatırlamıyorum. Neyse, bu sümüklü sıvıyı sildim. Şimdi transmitter'ı bir önceki halen vücudumda olan sensörle birleştiriyorum. Neredeyiz? Hatırlamaya çalışıyorum. Şöyleyiz. Evet. Transmitter'ı sensörle birleştirdim. Şimdi elimde bir önceki, yani üzerimdeki sensörün atmadığım sensör kodu. Uygulamaya girdim, Dexcom uygulamasına ve standart bir şekilde yeni sensör diyorum, kodu gir diyorum, fotoğraf çek diyorum. Şimdi, evet, işte yerleştir, tak vesaire uyarısı geldi. İleri dedim, sensörü başlat dedim, ısınması başladı. Şimdi başlamış olması sensörü uzatacağız anlamına gelmiyor. Bir nereden baksanız minimumda bir 30-40 dakika geçmesi lazım. Eğer 30-40 dakika geçtikten sonra, tam da süreyi hatırlamıyorum ama bir sonraki kısa videoda yine hatırlarsam ya da süreyi hesaplayarak bakarım. Şimdi saat 18.57 bizim buranın saatine göre, Türkiye saatine göre 20.57. Hangi dakikada uyarı verecek bakacağım. Eğer hiç uyarı almazsam sensörü uzatmam başarılı olacak. Ama eğer bir uyarı alırsam maalesef sensörü uzatamamış olacağım. Belki bir tekrar denerim, duruma göre yine bakarım. Ama şu anda görünen şey şu, sensör ısıtmayı, en azından şu ısınma süresinin başlamasını sağladım. Şimdi bir nereden baksak bir 30-40 dakika sonra işin rengi tam olarak belli olacak. Bakalım ne olacak. Evet, yaklaşık bir saat oldu sensörü ve transmitter'ı birbirinden ayıralı ve bahsettiğim gibi üzerimde takılı sensörün, ilk 10 günlük için kullandığım sensörün kodu bende zaten duruyordu, bunu çöpe atmamıştım. Yeniden tanımladım sensörü ve bir saat boyunca herhangi bir uyarı almadım. İşte bazen şu uyarılar çıkıyor çünkü, bu sensörü yeniden başlatamazsınız, İşte bu sensörü iki kez kullanamazsınız ya da uzatmaya izin vermeme gibi bazı uyarılar, buna tekabül eden bazı uyarılar genelde 30-40 dakika sonra sensörü yeniden tanımladığınızda çıkıyor mobil uygulaması üzerinde uyarı olarak. Ancak bende halen bir sorun çıkmadı. Bir saati geçtik. İkinci saatte bakalım ne olacak? Şeker ölçüm değeri gerçekten de iyi çıkacak mı? Hangi değerle şekerimi ölçmeye başlayacak? Ben de merakla bekliyorum. Uzun bir aradan sonra açıkçası bu uzatma işlemi ne kadar başarılı gidecek ya da gitmeyecek, hep birlikte gözlemliyor olacağız. Evet, sensörü uzatma işlemim sonlandı. 2 saat geçmiş oldu üzerinden. Şimdi bu sefer kendi telefonumla videoyu çektiğim için ve Dexcom'un uygulaması telefonumda olduğu için gösteremiyorum size. Ancak 2 saatlik ısınma bitti, sensör ölçüm yapmaya başladı. Parmak ölçümümle sensör glikoz değeri arasında şu anda sadece 26 birim fark var. Yani parmak ölçümüm 142 gösteriyor. Ama 168 gösteriyor Dexcom sensör. Aradaki bu fark da kabul edilebilir bir fark. Bakın, çok iyi bir sensör glikoz değeri yakalamış oldu. Ne yaptım? Kısaca bir özet geçiyorum tekrardan. Sensörün süresi, ilk 10 günlük süresi dolduktan sonra sensör zaten tamamıyla bitiyor. Ömrü uyarı veriyor artık beni değiştir diye.
ilaç filmiyle ben yapıyorum. Transmitter'ı çıkarttık. Transmitter'ı Bluetooth mesafesinden biraz uzağa koyduk. Sensörle arasında bir bağlantı öyle ya da böyle kalmasın istiyoruz. Bir 5-10 dakika geçtikten sonra da sensörün kodunu kaybetmediğinizi ya da atmadığınızı düşünerek sensörün koduyla tekrardan transmitter'ı sensörle birleştirip Dexcom uygulamasını açıp kodu tarayarak ya da kodu girerek tekrardan sensörü başlatıyoruz. Yeni bir sensör başlatır gibi. En önemli noktamız neydi? Şekerimiz çok dalgalı gitmemişse ilk 10 günde sensör ilk açılış değeri yani ikinci yani uzatmamızda, ikinci uzatma da doğru değil, ilk uzatmamızda sensör açılış değeri, sensör glikoz açılış değeri gayet iyi geliyor. Ve bende olduğu gibi parmak ölçümüyle muazzam yakın geldi. O yüzden de şekeriniz ilk 10 gün çok dalgalı gitmişse sensör uzatmanız başarısız olabilir. Sensörünüzü uzatabilir ama parmak ölçümünüzle çok yakın bir değer alamayabilirsiniz. Dolayısıyla da şekerinizin düzgün gitmesi sensör uzatma performansınızın da iyi gideceğinizin işaretidir. Dolayısıyla size bu videoda adım adım bütün detaylarıyla sensörü nasıl başarılı bir şekilde uzatabildiğimi göstermiş oldum. Umarım herkese bir faydası olur. Görüşmek üzere. Bay bay.